Hamburger 200 lira. Hot Wheels arabada büyük ihtimal 150 lira vardır değil mi? İlk defa böyle bir avın içine düştüm. Bak şu an insanlar tip tip bakıyor. Mikrofonum da yok. Bakalım içeride neler var. Emin adımlarla Özge şu yükümü al artık. Hafiflesin yüküm. Eşek gibi yüklendim ya. Sevgi neydi? Özge Hanım'ın laptopunu taşımaktı. Evet şu an... Aa bak Lego City bizi karşılıyor. Burada yine Ceyda Hanım bak bunlar sizin sevdiğiniz şeyler. O da Lego'ya iyi sardı. Hot Wheels yoksa var ya cinnet geçiririm burada. Sinir krizi geçiririm. Aha! Aha! Hot Wheels! Fiyatlar kaç? 30 çok iyi. Dur bir dakika Özge dur. Bak Özge aferin sana bak. Sen bu işin tillahısın. Resmen Antalya'da Hot Wheels arabaları bulduk. Havaalanında bu doğru. Bakalım bir kurcalayacağız. Şimdi hatta sen kurcala bak. Şurada yeni bir araba var. Abi yeni Case arabalar mı var? Çıldıracağım. Bir dakika. Arabalar gerçekten harika. Dur. Oğlum ne oluyor? Biz nereye düştük ya? Abi cidden elim ayağıma dolaştı. Dur. Şuralara bak bakayım. Dur. O ne ya? Kia Stingray mi ne bu? Bu ne lan böyle? Al. Al bunu bu bir. O çok güzel de bunu sona saklayacağım. Bizde kırmızısı var bunun. Bu arabayı Alfred bulmuştu geçen. Bunu incelemiştik. Impreza'yı da almıştık geçen. Bu ne? Bir de STH buluyormuşuz. Özge bak şu altlarına dikkat et. Alev deseni varsa onu hemen 1000 liraya satabiliriz. Aha Fast and Furious. Arkaya saklamışlar. Saklamışlar mı? Hava alanı şarkileri. Saklamış. Aa DeLorean dur. DeLorean dur. Dur Allah'ın mesalli hala. Alfred de bulmuştu biz de bulduk. Abi niye iki tane alıyorsun? Sevdiğim kıza hediye edeceğim. Hayır, abi ya ne oluyor bak Antalya bereketli geldi kardeşim. Bu Alfa Romeo'dan almıştık sanki ya vardı buna gerek yok. Başka ne var? Ay nazar çıktı. Kardeşim bak Shelby Cobra bile var. Dur kendimi kaybediyorum bir dakika. Şansımız yerinde gidiyor. Batmobile de var. Uf kit abi dur. Abi dur. Bu nasıl bir şey ya? Oğlum Antalya'da havalimanında resmen İstanbul'da bulamadığım arabaları buldum. Tanrım bana güç ver. Al şunu bakayım al. İşte evlilik işte böyle adamın şansını yerine getiriyor. Abi yeter. 2020 Jaguar'ı da kaptık. Hemen hemen en iyi arabaları aldık ya. Abi yeter. NSX. Özge şu an evin bütün rızkını arabalara veriyorum bak. Bütün. Kılçıksız. Abi Tesla'yı da bulduk. Gerçekten şaşkınım yani. Böyle bir şeye denk gelmedim daha önce. Orada bak Honda da var. Honda'yı da alıyoruz. Mükemmel. STH var mı kız? Kontrol et şunları. Özge bütün takılarımızla rızkımızın buraya bıraktım. Acaba Zafer? Özge son kontrolleri yaptık. Başka araba yok. Şurada iki tane motor vardı. Bunları almayacağım. Güzeller ama almayacağım. Almanızı tavsiye ediyorum. Ben genelde gerçeğini alıyorum. Ay ne iyi oldu böyle. Evet geldik abi mabede geldik. Ta Antalya'dan arabalarımızı aldık geldik. Ay İstanbul'da bulamadığımızı Antalya'da bulduk. Bu arada burası bomba patlamış gibi duruyor. Evet dağınık biraz değil aslında bayağı bir dağınık ama buradaki eşyaları da zamanla diğer eve taşıyacağız. Çok soru geliyor abi bu koleksiyon burada mı duracak? Evet burada duracak. Annemlerin evinde duracak yani. Çekim yapmaya buraya geleceğim. Zaten iki ev arası 2-3 kilometre bir şey. Üzülmeyin yani bu oda bozulmayacak. Sadece buradan televizyon alırım. Bilgisayarları alırım. Bir de şuradaki eşyaları ayıklayacağız. Şuraya bak ya. Neyse abi videoya geçelim. Arabalar burada. Haydi bakalım. İlk aracımız Lucid Air. Elektrikli ilginç bir araç. Yani yolda görsen büyük ihtimal tanımazsın ki göremezsin de. Adamlar yapmış abi detayları güzel yapmışlar. Açalım abi şunu bir ya dur. Aha benden önce birisi bunu tırtıklamış. Ön kısmında logosunu yapmışlar. Bakın orada Lucid yazıyor. Lucid. Far detaylarını gayet güzel yapmışlar. Jantları da farklı. Diğer Hot Wheels modellerine göre biraz farklı yapmışlar. Değişik şeyleri denemişler. Güzel olmuş. Bak, artı 1 puan, artı 2, artı 3 dikiz aynaları. Artı 4 stop detayları. Plakalık falan da olsa büyük ihtimal tadından yenmezdi. Üstü cam tavan yapmışlar. Farklı bir tasarım. Aile arabası yani bununla gezerken çocuklar... Yukarı bakıyor, gökyüzüne bakabiliyor veya Trabzon'da Artvin'de o dar yerlerden geçerken kayaların güzel bir manzara sunuyor bu araba. Alt kısmı acayip kötü. Alttan alıp üste vermişler. 4 kapılı. Güzel bir model. Alınması gereken araçlar arasında çünkü yeni çıktı bu da. Şimdi yakında bunun farklı renkleri gelir. Tuzağa düşmeyin. İkinci aracımız Ford GT. Bu efsanedir yani bütün araba yarışlarında, hızlı ve öfkelilerde
alayında vardır ve hiç eskimeyen bir model. Her rengini alıyor insanlar, ben de öyle. Bu modelleri Antalya'da bulmak ilginçti yani. Uçağa tam bineceğim esnada lan bir Toys Shop gördüm. Baktım hamburger fiyatları 220 lira. Dedim bu Hot Wheels'larda büyük ihtimal 70-80 liradır. Bir girdim içeri, aynı fiyat. Sonra topladım işte. Arka detaylarını hiç iyi yapmamışlar bunun. Egzozları şurada. Stop detayları da yok. Ama ön kısmı gayet güzel. Far detayları, logosu. Alırsın Ford. Sen de. Mavi üzerine siyah şeritler gayet güzel durmuş. Bunun makbulü kırmızı rengin üzerine beyaz şeritler. Ama bu şekilde de güzel. Jantları 5 gol. Jantlar da güzel. Yakışmış. Araç mavi siyah kombiniyle harmanlanmış. Aynaları neden yok? Çünkü geriye bakma ihtiyacı duymuyor çok hızlı gittiği için. Alt kısmı da bu şekilde. Alınabilir ya bak, bu tarz arabaları alın. Şimdi yine bir slogan. Honda devamını tamamla. Bu minik Recep İvedik tarzı arabalar genelde çok tatlı duruyor. Annem mesela bu arabaları çok seviyor. Bu arabaları eve getirdim. Kadın diyor ki ay ne tatlı. Hangisi dedim, bu. Çünkü hafif nostalji var. Hafiften böyle minik, sevimli olduğu için göze çok güzel geliyor. Bak krom tampona bak. Far detayları. Öndeki Honda logosu. Her şeyini yapmış adamlar. Jantları Nardo gri. Arka kısmındaki detaya bak. Yani şunun lastikleri büyük ihtimal kauçuk olsaydı bunu yemin ederim premium diye yutturursun. Bak egzozu bile ayrı yapmışlar, bak egzoz yapışık değil. Bu kadar küçük bir arabaya bu kadar detayı yapmaları gerçekten takdire şayan bir hareket. Arabalarda normalde dikiz aynaları yok. Bunda varla yok. Gerçeğinde de böyle olduğu için adamlar sağa ayna koymamış. Bak solda dikiz aynası var. Helal olsun. 2022 yılının en iyi 10 arabasından biri diyebilirim detay olarak. Oğlum STH mi lan bu? Yok normal. Şüphelendim, bayağı iyi duruyordu. Ama beyaz rengi biraz düz olmuş tabii. Rengi bir tık daha tatlı bir şey olabilirdi. Yani şunu turuncu düşünsene bir. Alt kısmı da bakın. Kendimi göreyim mi? Dur neredeyim? Amen. Araba çok küçük bak. Boya bak, dikkat. Tesla geldi. Tesla'yı artık farklı modellerini yollarda görüyoruz. Oğlum açıl lan. Son çıkan arabalardan en iyileri bunlar yani. Bu aldığım 8 arabayı alırsan sırtın yere gelmez. Stop detayı, plakalık, her şeyi var. Yine bir cam tavan. Az önceki şu gri arabayla benziyorlar. Hatta büyük ihtimal yaşlı bir teyze bununla bunu büyük ihtimal ayırt edemeyecek. Torununa ya bunu ya bunu alacak. Jantlara bakın mesela. Ay bu teyzeler. Yetti. Uniplik almaya gelip arabaları bitirmeyin. Birer tane alsın herkes. Araba gayet güzel yani. Şunu uzun karton diye sat, alırlar direkt. Detaylar çok iyi. Yeterli. Ama dikiz aynasını da yap bir zahmet. Genelde bazı çılgın şarkiler bunun STH'sini buluyor. Ben de bir umut şöyle bir baktım, bulamadım. Biz daha bulamadık yani, soruyorlar abi STH buldu mu, bulamadık. Herkese nasip olmaz. STH'si olan arkadaşları yorum kısmına bekliyorum. Ait. Araba gerçekten güzel. Yani siyah renk güzel olmuş. Far detaylarını yapmışlar. Jantlar güzel bak, farklı modeller deniyorlar. Dikiz aynasını da gayet iyi yapmışlar. Stoplar falan alayı güzel. Yani şu açtığım arabaların gerçekten hepsi güzel. Alt kısmı biraz basit. Detay yapmamışlar. Borular morular yok burada. Dikiz aynalarını yapmışlar. Buralar hassas çizgim dikiz aynası. Böyle bir araç. Şimdi bir efsane geliyor. NSX, NSX de derler. Bu arabayı NS'in sürdüğünü de söyleyenler var. Kara surata selamlar. Genelde bunun kırmızısı sarısı falan çıkmıştı. Onlar bizde var. Şimdi de mavisi oldu. Ne mavisi bu? Şirin Baba mavisi. Evet. Bu araç Türkiye'de ben bir tane gördüm. Yeniköy Tarabya taraflarında kaldırımda duruyordu. Kırmızı NSX vardı. Yıllarca durdu, sonra onu birisi aldı mı bilmiyorum. Bilenler vardır o arabayı. Yanından geçmişlerdir hatta. Fotoğrafını çekmişlerdir. Bu araba gerçekten motor performansı, yol tutuşu, her şeyi çok mükemmel bir arabadır. Yani efsanedir. Skyline Supra NSX. Baksana şuna. Ya bu bir Japon harikası. Bu arabayı gördüğünüz gibi abi alayım mı değil. Bak o soruyu sorduğun an bu arabayı alırlar oradan. Stop detayları harika. Bak plakalık var. Çift çıkış egzoz. Şurada bir Hot Wheels logosu yapmışlar. Bu da cam tavan. İki kişilik spor bir araba. Bakın arkada motoru var. Arkadan motorlu arabalardan korkun. Farlar böyle kurba gözü gibi açılıyor. Alt kısmı bu şekilde. 90'larda çıkan arabaya bak. Mükemmel. Ama bundan sonraki araba daha fena bir şey. Back to the Future Time Machine. Bu araç 7'den 70'e bütün herkesin takdirini kazanmış arabalar. Hatta Fırat abiyle Ceyda abla da bu arabayı çok beğendi. Bu tarz arabalar gördüğün an alacaksın. Film araçları her zaman iyidir. Barbie'nin karavanı olsun, Scooby-Doo'nun minibüsü, Ninja Kaplumbağa minibüsü ve bu araç. Film şeylerini alın bak, film. Bunun bende 1.24'ü vardı. Bir Ninja Kaplumbağa Funko Pop aracına takas yapmıştım. Şu an filmin hayranları gözleri yaşlı biraz bakıyor böyle. Bu arabayı normalde ben Antalya'daydım. Babam yani Alfred arabayı buldu.
Çok sevindim. 2 gün sonra da havalimanında ben buldum. Bir daha aldım. Abi niye bir daha aldın? Çünkü bir tanesini abime hediye edeceğim. Bu tarz kardeş şeyleri olabilir. Kardeş torpili. Adam 15-20 tane alıyor. Custom yapacağım. Ne abi? Şurasını kırmızıya boyayacağım. Diğerini de şu farını sökeceğim. Arka stoplar güzel. Bak detayları çok güzel yapmışlar. Şurada aletler, zımbırtılar var. Bir şeyler var bak. Bu motor kısmı da detaylı baya. Kablolar falan baya iyi yapmışlar. Jantları klasik. Bu her araca yapılan jantlar. Kapılar martı kanadı gibi yukarı kalkıyor normalde. İç kısmı da gayet başarılı. Bu detay falan eklemişler baya. Yan kısmında yine öyle kablolar mablolar bir şeyler yapmışlar. Far detayları yok gibi ama farlar var gibi yani. Farları baya belirgin duruyor. Alt kısmı bu şekilde. Şu yazı yeter abi. Şu yazı yeter ya. Farklı şeyler de yapmışlar. Bakın buralara detaylandırmalar yapmışlar. Diğer araçlarda böyle şeyler yok. Gayet başarılı. Alın abi bu aracı kaçırmayın. Kara borsacılar gülümsüyor. Oğlum bizde var. Gel abi gel. 250 lira gel. 300 lira. Akşam pazar abi. Son aracımız bu araç da. Yine bu aracın klasmanında bir şey. Babama gösterdim. Ben bunu gördüm almadım dedi. Niye almadın Alfred dedim. Yani güzel değil dedi. Şu öndeki şu olay yok ki dedi. Yani benden iyi mi bileceksin sen dedi kiti. Dedim Alfred doğru söylüyorsun. Abi çok güzel ya. Yani bak iç kısmına bak şunun. Direksiyona bak. Koltuklara bak. Yani bambaşka yapmışlar arabayı. Şurada bir minik bir sevimli bir bagaj var. Üst kısmı cam. Arabanın kasası zaten efsane bak. DeLorean'a benziyor arkası. Plakalık yapmışlar. Pudingliği kaldırmış. Şuralarda yine paneller falan var. Bir spoiler var. O yakışmış. Bakın şuralar cam. Çok güzel ya. Jantlar bu şekilde ama öyle pek kötü durmuyor. Bak bunda da yine alt kısmı detaylandırmışlar. Buralara bir şeyler koymuşlar bak farklı borular var. Şu karakteristik kırmızı ışıkları böyle. Farlar yukarı kalkıp iniyor. Dikiz aynaları küçük de olsa var. Benden tam not aldı. Güzel bir model. Bunu da çılgın şarkiler gör. Ay nazar gider ayak. Çılgın şarkiler bunu gördüğü yerde alsın. Bir videonun daha sonuna geldik. Hüzünlü geçti ya. 8 tane araba inceledik. Hepsi birbirinden güzeldi. Bir videonun daha sonuna geldik. Çılgın şarkiler Antalya'dan gelen lezzetleri odamızda açtık hep beraber. Arabaların hepsi birbirinden güzeldi. Yeni videolarda başka şeyler inceleyeceğiz. Vlog videoları geliyor biliyorsunuz. Evlendim artık bak. Yüzük burada değil bak bak. Yanmış artık görüyor musun? İzi var. Artık buraya geçti. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayan çılgın şarkiler var. Abone olursanız sevinirim. Ayrıca Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Bu tür canlılar genelde cancık şarkılar olarak ikiye ayrılır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Abi evlendim bu arada bir olgunluk çöktü değil mi? Yani bir ciddiyet çöktü değil mi? Bir ciddileştim sakallar falan bir şey oldu mu ya böyle? Aynen oldu. Yaşlı teyzeler keşke gelseler. İki like atıp da çekse gitseler. Anca zihinde bu kanser kitleler. Ancak sizinle bu çılgın şarkiler. Mesut Bulut gündemden. Düşmüyoruz baba buna gülmem ben. Sorular noktalar ünlemler. Herkes bakıyor bu gözlemler. Mesut Bulut.